Selamlar. Videoya geçmeden önce sizlere Mobile Legends'in yeni etkinliği yıl dönümünden bahsedeceğim. Arkadaşlar etkinlikler kısmına geldiğimizde karşımıza yıl dönümü etkinliği geliyor. Kagura'nın yıl dönümü hediyesi. Burada mücadele görevleri var. Buradaki görevleri yaparak buradan arkadaşlar kutlama kartpostalı alıyoruz. Bu kutlama kartpostallarıyla da ödül takası yapabiliyoruz arkadaşlar. Burada bize ödüller veriyor ve Kagura'nın zümrüt çiçeği kostümünü de buradan takaslayabiliyoruz arkadaşlar. Buradan ben yaptığım için görevlerimi 55 adet aldım arkadaşlar. Benim de Kagura'yı almama bayağı bir az kalmış. Etkinlik 3 Kasım'a kadar devam edecek. Sizler de buradan etkinliğe katılarak kostümü ücretsiz elde etmeyi unutmayın. Hadi bakalım videoya geçelim. Düşmanlar 5 saniye Selamlar, sonrası videoya hoş aşağıda geldin. dolaşacak. Kralı maçtayız. Hepsini Bugün temsil Roger ile edeceğim. karşınızdayım. Milyonlar doldu. Dostlarım en son Roger Gold oynadığımda da karşıma video dışında oynamıştım. XZ gelmişti. Tekrardan bir Roger Gold yaptım. XZ geldi. Son zamanlarda pek Roger Gold görmüyorsunuzdur. Birazcık nerf yedi. Bir de Gold'da böyle savaşçılar falan öne çıkınca Roger Gold'da birazcık azaldı. Ama yine de koridor olsun, değişen eşya setleri olsun, yine de bayağı kuvvetli bir Gold koridor tercihi. Bekleyelim. Bir level takası var aslında. Mesela şu oku gösterdiğim yere geçiyorsun. Rakip şuradan gelirken üzerine QQ basıp atlıyorsun kanka. Erken aşamada direkt takası winleyebiliyorsun. XZ bu arada Roger için çok güzel bir tercih arkadaşlar. Ben 2 level'da yine agresif yapacağım onu. Ama işte Tigreal muhtemelen bana yürüyecektir diye tahmin ediyorum. Hayır, tahmin ettiğim aynısı oldu. Beklediğim hareketti ya. Ixia, Roger'e karşı ayakta durabilen ADC'lerden birisi. Çünkü takastan zırh basıp can çalıp kuantumla vesaire iyi işler yapabiliyor. Fakat Ixia'ya insanlar pek kuantum tercih etmiyorlar ya. Bu yeni amblemler değişti ya. Abi şimdi ben büyü direnci botu almak istiyorum, açıkça söyleyeyim. Bu benim koridor için hani kötü bir tercihim olacak ama karşıda yani nice kankam, teşekkür ederim. Gayet okey ya. Kaçarım herhalde değil mi? Hayır, kaçarım ya. Tamam artık bırak. Sülük gibi çar vallahi ya. Harbi sülük gibi çar ya. Yapıştım, bırakmıyor karakter ya. Bundan dolayı ben büyü direnci botu yapmak istiyorum açıkçası. Burada hasarı gördünüz. Jhin'e karşı yani ne alırsan al vuruyor arkadaşlar. Özellikle karşınızda Julian varsa maalesef ki büyü direncine ihtiyacınız var. Çünkü o geliştirilmiş Q yeteneği çok sıkıntı. Bu arada bizim takımda Angel var ve ben solo oynuyorum. Umarım ilerleyen dakikalarda bana gank atar. Ulti atar. Değer yaparız. Şimdi ultiye gerek yok. Turtle kontrolünü falan alırlarsa değer yapabiliriz. Roger şu anki meta da ormanda bence daha kuvvetli. Dostlar bu arada dün video atamadım. Son zamanlarda bu arada Tigreal bende, o yüzden böyle bir hareket yapıyor. Aşağıyı winlesinler bence Tigreal bendeyken. Winleyin kanka orayı, eşek Tigreal. Bir de onu keserlerse var ya. Onu da kes. Aferin oğlum Tigreal. Bak yukarıdan yeni geliyor. Bir tane tankı yapmış oldu hata. Her neyse, ne diyordum. Ya dün video atamadım. Tek bu son zamanlarda video çekmeye vaktim yok. Bende de zaten sabah 7:40 geçiyor. Öyle bir vakitte video çekiyorum. Agresif yapacağım da kral. Abi ama abi ya. Öldüm arkadaşlar. Sal artık beni, sal sal. Sal artık, sal. Eval. Eval, sal beni. 2 saniye adamın üzerine gidemedim ya. Abi şöyle oynayan tankları var ya, solo Q'da gerçekten uyuz oluyorum. Solo Q oyuncular için birazcık problem. Çünkü takımın random oluyor ya. Ama böyle trio oyuncuları için bu tarz oyuncular çok böyle free yıldız. Çünkü adam geliyor burada seninle uğraşıyor. Sen ölmüyorsun. Senin perilerin aşağıyı yok ediyor falan. O tarz bir şey. Bu arada Julian burada. Bu sefer Tigreal gitti. Julian geldi. Kral burada olduğunu biliyorum, bunun farkındayım. Ama sen benim bunun farkında olduğumun farkında değilsin.
Yani boşa zaman öldürüyorsun burada. Arkası var ya bence. Aynen. Aa, acaba ne kadar benimle uğraşacaksınız? Çok merak ediyorum. Aa, bakalım bu videoda daha ne kadar uğraşılacağım. Oynat bakalım. Bana yardıma gelmene gerek yok ya. Aşağıyı binleseniz yeter. Benim zaten yardıma ihtiyacım yok yani. Bana yardıma gerek yok. Lütfen aşağıda oynayalım. Orada durursa ölür bu arada. Çok riskli oynuyor. Fiskesi var mı? Bakayım Angel'ın. Ha, Ghost girmiş. Ghost'u da pek yok gibi. Burayı winler miyiz bilmiyorum ama. Bugün pozisyonda Tigre ile yakalanmazsam burayı yeneriz. Bir kez. Oyna buraya. Tamam, öldüm. Devam gelir bu arada. Devam gelir 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 gelir. Oyna oyna oyna. Gelecek mi Gus? Hı. Eyvallah Gus. Çok vurdu ya bir anda Julian. Herkese tek attı. Neyse, sıkıntı değil. Angel orada ultiyi bana atsaydı Link yerine, aslında ben hepsini keserdim. Arkada biraz bekledim ya. Biri de kaldılar da. Bizim Gus pek iyi değil bu arada. Yardıma gelmedi diye demedim de. Hareketlerinden anlayabiliyorum. O aşağıda. Tamam, Mixen ultisi yok. Okey. Ben şurada bir seri bir base atacağım. Bu ay böyle değişik buildler falan mı yapsam acaba ya? Bizim mikti çaldığımı bekliyor. Açalım bu kuleyi. Ben biraz önde olduğum için Angel benle oynarsa güzel olabilir bu dakikadan sonra. Şu bedavayı almak zorundayım. Takım arkadaşlarım. Kestin mi onu? Dur. Hadi yanıl beni. Biraz sağda solda orman falan toplayalım arkadaşlar. Ama bizim bu ilde bir şey lazım ya. Büyü direnci botu falan lazım. Şey, büyü direnci eşyaları falan lazım. Geliyorum kanka aşağı doğru. Lord'a girsene. Lord'a gir ormanca ölürken. Gel gel gel. Karşı ormanı toplayalım arkadaşlar. Bedava orman. Gel baba, bedava ormanı alalım burayı. Yok Lord'a. Hadi bakayım. Tamam, güzel, kes o izleyeyi. Tamam, okey. Binlerler herhalde orayı. İzle cici ya. Bu kadar yardıma rağmen 1-4 oynuyor. Bir minyon ölsün.
Tamam, güzel. Blue'sunu falan da alabiliriz. Ama her an bir yerden birisi çıkabilir. Rakip takım bana o vibe'ı veriyor. Bunu alalım. Bilin gelmeden alırsak güzel olabilir. Keseriz, hepsini keseriz. Abi YouTube nasıl ölmezsin? Kanka Angel bana atsana ulti, hepsini keseyim, kurban olayım ya. Ben bir yazayım bu takıma ya. Bana at, hepsini keserdim. Bak orada Yusuf ölmedi. Yusuf ölmedi diye hepimiz öldük. Diğerlerine de dönemedim. Bana atması lazım ultiyi ya bu arada. Rus'a pireler galiba bizim için. Angel. Kovala, devam et. Kesinlikle. Hata yapıyorlar, güzel ya. Maç biter mi bilmiyorum. Link bir anda saldırırsa maçı bitirebiliriz. Lord'a gidelim ya. Gel gel Lord Lord. Lord. Aa, Lord'u almış bile bizimki. Attack speed change mi? Aynen. O var ya, Lord kule falan tek atar arkadaşlar. Objektifler de çok kuvvetli. Biraz bekleyeceğim. Angel at bana ulti, keseyim kanka. Ulti bakıyor, ulti bakıyor. Demez de bu. Ama bizimkiler yermiş. Tigreal ölseydi orada rahatça girecektim de. Tigreal falan kitle kontrol falan bozuyor bizi. Blue'sunu çalabiliriz gelmezse. Şöyle ormana bakalım. Ya zorlamayın ya. Çok çok gerek yok zorlamalarına. Ben bir lord yok ortada. Bir de kule altı. Aslında bu maç şey yapabilirdim. Kemer, Gökkıran tarzı bir şeyler ortaya karışık. Daha tatlı olabilirdi. Ama sürekli bana geleceklerini, bu kadar geleceklerini öngöremedim ya. Bir insana bu kadar da gelinmez ki. Böyle bir şey nasıl öngöreyim? Güzel.
30 saniye var orada. Gitme, öleceksin. Lord, bak Lord'da 5 saniye var. Yapılacak hareket değil ama bu. Yani Lord'da 5 saniye varken bu yapılacak bir hareket değil maalesef. Hop'a gideceğim ben de. Geri çekilin. Angel'ı bekleyip bizim maçı da bitirebilirim. Ha, bitti maç galiba ya. Bitti maç hiç. Üzücü bir loss karşı için. Ben böyle Lord'a girerken birisi maç bitirse cidden canım sıkılırdı. Herkesin yaşadığı bir senaryo. Üzerimize oynadılar. Yine de bir şekilde üstesinden geldik. Hadi bakalım bir sonraki maça geçelim. Tekrardan selamlar. İkinci maçtayız. Hazır Roger videosundayız. Ben de bir de ormanda oynayayım dedim. Şimdi kankalar. Bu rakipler gitmiş. 3 tane suikastçı almış. Gerçi yine hadi savaşçı desek. Öyle saysak oynanıyor çünkü Bolt'ta X'de. Yani Lancelot. İnfaz ne kanka? Böyle dedik de adam ODP çıkıp böyle herkesi kesmesin bir anda. Neyse arkadaşlar. Böyle videodayken ben bir konuya değinmek istiyorum. Ben bu ekranı değiştireceğim tekrardan. Ben bu ekranı niye böyle yaptım biliyor musunuz? Normalde bu ekran böyle değildi biliyorsunuzdur. Doğu Van'da video çekiyordum. Game Capture'a falan geçtim tekrardan Elgato'ya. Eski sisteme. Şimdi şöyle bir şey var kanka. Bana sürekli mesaj geliyor. Jim Baba benim telefonuma senin işte YouTube'da video izlerken ekran sığmıyor. Ben de ondan dolayı böyle yaptım. Bu sefer de telefonu iPhone olmayanlar diyor ki benim telefonuma da sığmıyor. Kanka yani herkesin telefon boyutu aynı değil ki. Ben sonuçta videoyu şeyden de çeksem, bilgisayardan da çeksem telefonumu yansıtıyorum. Benim telefonumun boyutu böyle kardeşim, ne yapayım? Neyse ya, birkaç video sonra birazcık daha zoomlayacağım videoyu. Bu sefer de bazı arkadaşlar diyecek ki bu sefer de büyük geliyor. Ya bir oran orantı kuramıyoruz arkadaşlar bu konuda. Ne oluyor oğlum burada? Aha enayi ha kestim. Abi. Abi o ikide kim attı, o da ölsün. Sen, abi ölmedi ya. Rafael pasifine saplayayım Rafael. Abi geriye dönsem daha iyi olabilirdi bu arada ya. Ne sıkıntı değil. Çok garip ya arkadaşlar. Bir Rafael iki tane suikastçı. Altın koridorunda. Ne yaşanıyor oğlum şu an ya? Sabah sabah. Allah Allah. Lan ne yaşanıyor ya? Ben bu arkadaşla oyunu domine ederim. Kemer build yapacağım. Şimdi ormana geçtiğimiz için build'imiz değişti. Ya böyle bir Roger, bir ADC, bir şey oynayınca böyle dengem de kayıyor ya. Size çaktırmıyorum da videolarda. Böyle farklı farklı şeyler oynamak insanın harbiden dengesini şaşırttırıyor. Gel buraya. Matilda'nın vurduğu hasara bak kanka. Biz çıkalım, sen tek başına oyna bence. Gel lan buraya. Gelme. Kanka devam etmeyelim. Odette sıkıntı. Odette vurur. Eudora'cım. Al bakayım. Bir saniye bana. Hep'lerimi dönmem lazım. Bekleyin beni. Geliyorum. Oğlum feedlemeyin lan. Bak dünden beri oyuna girmiyorum. Gelip 1v9 atmayayım ben. Gerçi bizim Matilda iyi. 1v9 attırmaz gibi. O da destekler gibi duruyor ama. Ya bu Odette'in vurduğu hasar nedir arkadaş ya? Bu ne dengesiz bir çar ya.
Rakibe bir şey diyoruz da bizim takımda da XP'de şey var, YSS var. Karşı pazar karışmış. Oynayalım şuna. Bu arada oynayalım, gel. Bunu alayım ben. Tapa bir tur bakacağım. Geliyorum yukarı doğru. Gel gel gel, oyna oyna oyna. Gel gel gel. Ne oyna ya. Kanka kuleyi tanklarsanız saldırırım. Buraya, bu arada Link gelecek buraya. Şunu oynayalım. Orada şey var, Rafael var. Geri. Ya şunu kessek mi ya? Bunu keseriz bu arada biz. Ultisi var. Ultisine güveniyor da. Bas ultiyi. Bas ultiyi. Bas, basacaksın ki yani. Ha, dur dur. O da öldü. O da öldü. Yok, o da öldü. Gel buraya. Isırayım seni ben. Isırık aldım ondan. Ultisini bekledim. Ondan dolayı şey yapmadım. Kanka beni içeri almasın ya. Tamam, seni içeri alsın. Açarsan çıkışta onu var ya, kıtlarız. Tamam, geldik. Selamünaleyküm. Güzel, bizim YSS buldu sayesinde ölmedi. Bizim Matilda'nın iyi olduğunu biliyordum. Belli bir seviyeden sonra, zaten bunu çoğunuz anlıyorsunuzdur. Belli bir seviyeden sonra oyuncunun şu hareketi var ya, move'larından anlıyorsun kanka. Hangi seviyede oynayabildiğini. Ya yanılgı payı birazcık düşük oluyor. Ya nedir bu Turtle sevdası? Doğru, aldı Turtle. Geldim. Gel şunu kes ya. Her şeyi kullandı mı? Kemeri bitireyim de bol bol şey yapalım. Takasa girelim rakiple. Yük kasalım kanka. Ama benim ormanlarımın hepsi duruyor. Şimdi buff'ları olmadı da, almazsak da olmaz. Adamlara kadar suikastçı tarzı şampiyon nedir dedik. Bizim altta da üstte de ADC var. O tipiler muhtemelen ya. Kanka ODT'e dikkat. O biraz dengesiz biçer. Teşekkür ederim Popolcuğum. Sersin canım. Bizi var ya şu an yamulturum kanka. Haberiniz yok sizin ama. Size ben çok agresif oynamıyorum. Benim gücümün farkında değilsiniz rakip. Agresif oynamıyorum diye mi farkında değilsiniz, anlamadım. Bu saatte de uğulunmaz ki. Şimdi sabah 8'de annem uyansa dese ki, oğlum eşek kadar adamsın. Bu yaşına geldin, sen niye uluyorsun? Bu kadına ne diyeceğim? Ne derdiniz arkadaşlar? Bak ama ayıp şeyler yazmayayım. Ne derdiniz? Harbiden başınıza bu geldi. Bunu ciddi ciddi soruyorum çünkü bu yaşanabilir. Sabah 8'i bir de bak. O detayı da unutmayın cevaplayacaksanız. Bu çok önemli bir detay. Abi tapta bu kadar farm varken aşağıda neden fight oluyor? Yani bu ya. Ya ne? Ne? Söyle. Heh. Söyle. Heh. Kaçtı bir de ya. Tipe bak. Hepsi kaçtı. Gel buraya. Ha, sen gel buraya. Abi hepsi kaçtı. Ya Rafael çok gıcık ya. Gel kes şunu ya. Yakala şunu ya. Gel buraya. Gel buraya. Bu ne arkadaş?
Kanka şunun blusunu alalım. Bizim takım yani çok kötü değil. Çok iyi de değil. Biraz orman diff atmışız. Aslında çok trial falan da oynamadım. Niye böyle oldu ki? Bir tane düz duruş atayım, bir şey yapacağım. Tık. Demeç deneyecektim de. Pek istediğim gibi vurmadı. Sana vurayım. Sürekli hasar olarak iyi de defansı çok kuvvetli. Bir hasarı fazla ya. Çok kalabalıksınız kanka. Rafael de biraz fazla can basıyor. Keselim bunu. Çok da abartmasınlar. Güzel. Garibim, ölüşe bak. Dur, gitmeden şunu da kesseydik de. Bu karakter ormanda çok güçlü arkadaşlar. Bir de bu karakterin gücünü kendin oynarken değil de rakipteyken anlıyorsun ya. Vuruyorsun vuruyorsun ölmüyor. Oyundaki en çok zırh ve büyü direncine sahip bir nişancı olduğu için. Nasıl bir nişancıysa kurt adam olup adamları ısırıyorsun. Rakipteyken çok daha böyle şey belirgin oluyor. Çünkü ben ADC oynarken eritemiyorum abi Rajırları. Bu hani beni gerçekten çok zorlayan şeylerden biri. De, yani full tank kasmayan Rajırları da en azından ben şu an kemer kastım da. Karşıma geliyor bazen adam hiç tank yaşası kasmamış. Bot'u da büyü direnci. Ben de ADC'yim. Lan adama vuruyorum vuruyorum ölmüyor. Form değiştirince böyle ekstra bir zırh alıyor ya. Muhtemelen ondan kaynaklı. Evet dostlarım, bugün de Roger'la hem Gold koridorunda hem de ormanda karşınızdaydım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Hatred is now my companion.